Yeni yıl zensiz olmaz. Özel fırsatlarla birlikte zen parfüm seti hediye. Zensiz olmaz. İkinci el arabalara güvenmenizi sağlayan Karvak sunar. Okan Buruk da cesur değildi. Hiç cesur değildi. Abi diye tutamazsın bu, bu, kadar sahada. Onun yerine bakan buyu ucu al. Zaha'yı Mertens'i tut, Mertens Kerem Zaha dene. Tete kullanmadı mesela. Dribbling'le Tete'yi dene. Yani birçok varyasyon var. O açıdan Okan Buruk da bence cesur olamadı bu Fenerbahçe'ye karşı. O yüzden diyorum iki teknik adam ve Arda kardeşler beraber maçı bu hale getirdiler. Ha, İsmail Kartal bir de şey dedi. Süper kupa maçında stratejimiz farklı olacak. Şimdi bu bir çelişki. Çünkü e, bu şunu dedim daha doğrusu. Biz bu maça kazanmak için çıktık kazanmak için her şeyi yaptık. Kazanamıyorsanız kaybetmeyeceksiniz. Ve Süper Kupa maçında stratejimiz farklı olacak. Şimdi o zaman şu soru da şeye giriyor devreye. Süper Kupa maçındaki farklı strateji. Bu maçı kazanmak için çıktıysanız o maçı kaybetmemek için mi çıkacaksınız? Çünkü farklı strateji diyor ya. Yani bu maçta hücum yaptınız o maçta defans mı yapacaksınız? O maçta kesinlikle kazanmak için çıkacağızsa bu farklı strateji. Bu maçta hani kazanmak için çıkmıştınız. Yani bunlara da gerek yok. Ya yani bu kafa karışıklığında gerek yok. Bu kafa karışıklığı zaten oyundan belli oluyor. Oyunda da İsmail Kartal'ın kafası karışıktı. Okan Buruk da cesur değildi. O da Fenerbahçe deplasmanında bir ha onunki biraz daha şöyle. Ulan ben Fenerbahçe deplasmanında beraberlikle çıkayım. Yani en azından ikili averajda buraya 0-0'ı yazayım. Şeyde Ali Samiyen'de bir sıfır bile beni ikili averajda önüne geçirir kafa kafaya gidersek. Bu da bir yani stratejik bir küçük düşünce. Yani şu Fenerbahçe'nin oyununu görmüş yani ikinci 45'de hücum düşünmeyen Galatasaray'a da bu yakışmaz. Ama hocalar bizim hocalar özellikle yerli hocalar yerel hocalar hatta yani Okan Buruk da Avrupa'ya göz kırpıyordu ama o da bence biraz yerelleşmeye başladı bu sezon. Yani Bayern Münih ve Manchester United maçları sanki şey gibi onun için biraz ayrı maçlarmış gibi. Halbuki ben onun peşinden gitmesini Hı -hı. beklerdim Okan Buruk'u. Derbide de hep onu konuşuyorlar. Derbide de bayan maçı gibi oynasa Galatasaray belki sonuç alırdı. Hı -hı. O açıdan o da cesur değildi. Yani el birliğiyle e, keyifsiz hale getirdiler hakem ve iki teknik adam. En burada şey suçsuz futbolcular. Hı -hı. Onlardan ne varsa oynayamadılar ki adamlar. Nasıl oynayacaksın ki? Bak şimdi şunu söyleyeyim. Ee, yarıda kalan e, Trabzon, maalesef yarıda kalan e, İstanbul evet. Spor Trabzon Spor, e, maçındaki topun oyunda kalma süresi dün ak, dün 98 dakika süren e, Fenerbahçe Galatasaray derbisinden daha fazla. Bak, 72. dakikada yarıda kalan e, maçtan bahsediyorum. Topun oyunda kalma süresi böyle hesaplayayım. Bir de işte, taçlar, faaliler falan atılacakken işte bambaşka bir yere geldi ee, İsmail Hoca'nın ben o basın yani son maç sonu yapmış olduğu toplantıdaki hiçbir sözüne katılmıyorum. Çünkü kazanmak için hiçbir şey yapmadı Fenerbahçe. Onu söyleyeyim. Ee, diğer taraftan Galatasaray'ın bence dikkat etmesi gereken temel noktalardan birisi şu. Ee, geçen sene e, bir duran top danışmanı geldi Galatasaray'a. Ve Galatasaray'da çok ciddi bir be belirtide düzelme vardı duran toplarda. Hatta taç atışlarında bile. insanlar sadece köşe vuruşu veyahut da serbest vuruşu organizasyonu olarak bakıyorlar. Dün Galatasaray Kadıköy deplasmanında 6 tane köşe vuruşu kazandı. Fenerbahçe'den daha fazla serbest vuruş kazandı ceza sahasına yollayacağı. Ve tehlikeli olabildiği tek pozisyon Nelson'un dışarı giden kafasıydı hatırladım. İkinci yarıda oldu adı. Yani maçın ilk yarısında değil ikinci yarıda. Derbi derbide akan oyun zaten bir şey vaat etmiyorken herhangi bir boşluk bulamıyorken veyahut da işte Icardi'nin süre gelen düşüşündeki mevcut sıkıntılarla beraber bir ortada genel bir sıkıntı varken duran topun çok daha iyi çalışılması gerekirken Galatasaray çok daha geriye gitmiş durumda. Bu bence o konulara dikkat etmesi gerekiyor Galatasaray'ın biraz. Yani tekrar Ki danışmanlık... Galatasaray mağday. duran topla gol bekleyen Sen yüksek takım olabilir ligde. Evet. O da ligin standardı ile alakalı. Ama mesela Kopenhag maçında deplasmandaki Kopenhag maçında gördük. Galatasaray yine köşe vuruşları kazandı. Ve hepsi ee, heba edildi kaldı ki mesela Kopenhag Aarhus maçında iki tane benzer golü Aarhus'dan yemişti. Aarhus'un bir duran top organizasyonu vardı ve bunu Kopenhag'a yedirmişlerdi mesela ilk maçında. Ama şey tabi Danimarka'da biliyorsun yani duran top bir uzmanlık Uzman... oldu. Çok duran top antrenörü var. Milli takımlarında var. Liverpool'a giden de Danimarkalıydı yanlış hatırlamıyorsam. Brentford'da da var. Zaten Brentford sahibi Danimarkalı. Gronberg miydi neydi ismi yanlış hatırlamıyorsam. o şey o Tatçı. O Türkiye'ye de geldi. Türkiye'de, de iki üç takımla çalıştı. Daha böyle gerçek hani spesifik Avutundan, evet. santrasına kadar. İşte yani buna Benim arkada öyle bir kültür gelişti, evet. nedense. E, tamam, o kültürü kim geliştiriyorsa, oradaki o kültürün evet, en başındaki adamlardan birisini al gel buraya. Çünkü e, bu sadece derbide değil, e, senin için bundan sonraki süreçte de ligin ikinci yarısında duran topa çok daha fazla ihtiyacın olacak. Ve e, artık eskisi gibi liglerde 21 gün, 22 gün ara verilmiyor. Yani hemen maç başlayacak. Sadece bu hafta sonu maçsız geçeceğiz, Süper Kupa haricinde. Yani bak bu hafta sonu lig yok. 7 Ocak haftasıyla beraber tekrar maçlara başlıyoruz. Ve bunun artık yavaş yavaş ilerlemesi gerekiyordu. E, onun dışında da e, maçla alakalı çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Evet zaten. Yani, yani bence hatta fazla bile çok fazla konuştuk. Biraz yani, zorladık yani. bile yani bir şeyler konuşmak süredir, için. Süre süre Tek ilginç gelen bana da Fenerbahçe'nin şeyine bakıyorum sahaya çıkan kadrosuna. Ee, İrfan, Cengiz, Şmanski, Tadiç. Yani orta sahadaki dört oyuncu da sol ayaklı. Hı hı. Ve oyunun hücum yönüne bakıyorum Fenerbahçe'de. Ağırlıklı sağ kanattan hücum yapmış. Bu da sanki bu sol ayaklı tercihinin bir etkisi gibi. Sürekli oyunu sağa çevirmek. Oster yani. Ball'deydi sayarsak. Osterwold'de Oster de, var, Oster Ball'deydi, Ball'deydi, sayarsak de sol, sol ayaklı. Sol ayaklım var. E, su, oyunu sürekli yani beden hareketi gereğiydi. Yani futbolcunun vücut hareketi evet. gereği gereğiydi. Oyunu sürekli sağa çevirmek zorunda kalmış. Orada da o dengeyi bozunca belki Ferdi ve Tad için özellikle Tad için etkisizliği acaba bundan mı? Oyun hiç sağa dönmedi. Hiç, hiç dönmedi. İrfan olunca hani biraz daha oyun yani İrfan sağ kenarda olunca o oyunu da yönlüyor. Cengiz tamamen kaleyi düşündüğü için oyun Fred olunca oyun daha sağda evet. sağa da dönüyor. Hiç dönmedi. Onun da etkisi belki Tadic. Çünkü Tadic yani ben Tadic'i genel olarak çok beğenirim ama dünkü maçta Tadic kötüydü. Yok yok Etkisiz. Gerçekten kötü. Çok Dört 4 tane beş tane falan pası var sadece. Ee, sadece bir pozisyonda etkili oldu. Bu ceza sahası içerisinde bir geldi girdi karıştı. Yine kalça koydu, kalça koydu. Orada o. da önce Torreira sonra... sonra. hatta şut da çıktı mı o pozisyondan? Yani Crespo'nun bir şut. Deva, İkincide devam sanırım... dönen havalanan topta Crespo'nun top o Fenerbahçe'nin evet. de ilk şutuydu zaten o. Olabilir. Ondan evet. önce Kerem Demirbay'ın iki tane olabilir. denemesi vardı. Bak Fenerbahçe'nin de ilk şutuydu. Ee, o yüzden hani dört tane beş tane sol ayaklı olunca oyunu sağa çevirmekte de biraz zorlanmış olabilir baskı altında Fenerbahçe. Evet. Ya, bir şey daha söyleyeyim. Onu notumu almıştım. Daha demin unuttum. Yani e, Fenerbahçe'nin e, ben bir de oyunu dünkü gibi e, belirli bir blokta e, kabullenerek ve şiddetli baskı yapmamasında hatalardan birisi gördüm. Çünkü Nelson dün gayet iyi oynadı ama Nelson varken Galatasaray oyun kurulumunda sıkıntı yaşarken. Kaldı ki Galatasaray bir de üstüne üstlük sol bekle Barış Alper'le başlamışken ki Barış Alper'e doğru baskı her zaman sonuç getirebilir noktalarda. O baskıyı yapmaması, o yönlendirmeyi yapmaması da benim için anlaşılır bir durum değildi. Tabi orada işte Cengiz tercihini yapınca İrfan yerine Cengiz çok önde kaldı. Barış çok çıktı ileriye. Barış alanı açtığı için zaten gitti. Çok rahat gitti. Yani, yani bayağı korner çizgisinde falan böyle ile olsaydı evet. hatta o Osayi'nin kart, gördüğü, kart pozisyonunda gördüğü pozisyonda da kendisi vardı. Barış vardı. Hı -hı. orayı işte yani kadroyu biraz oynayınca doğru kombinasyonu yapamayınca tüm oyunu etkileme. Ön alan baskısı sadece işte Nelson'u bozmak, Barış'ı bozmak değil. İç sahada Fenerbahçe evet. zaten baskıyla baskı başlar. Hiç baskı yoktu yani. Çünkü bu aynı zamanda oyunculara da bir mesajdır. Yani biz daha iyi takımız. Evet. Biz oynatmayacağız, biz oynayacağız, baskılayacağız. Yani benim gözümde hep o eskilerde bir maç vardır. Tribünlerin ıslıklarıyla beraber Selçuk Şahin'in baskısı. Evet. Meşhur bir video vardır. Fenerbahçe budur. Bunu göremedim derbide o yüzden e, beğenmedim yani. Sıkıntı Galatasaray'da böyle Fenerbahçe'ye karşı cesur oynayamadı Hiç. yeterince. Galatasaray'da o Okan Buruk gayet cesur bir direktör. Teknik, teknik Onu diyorum ya. yani inanılmaz yani. Manchester Bayern maçlarındaki Okan Buruk mu? Bu maçtaki Okan Buruk. Yani. biz berabere kalalım. Hatta ilk Şampiyonlar Ligi maçındaki, Kopenhag maçındaki Okan Buruk. Hatta ve hatta yani. Hani o, maçı da, hani o, açıdan o gerçekten sıkıntılıydı. Yani. Neyse söyleyecek bir şey yok. Keşke Bak. bizim maç önü hayallerimizdeki gibi olsaydı. Evet. Bakacağız. Ee, süper Kupa'ya bakacağız artık. Evet. Süper Kupa programı F da Arabistan'daki çünkü. Süper Kupa'nın ben daha keyifli olacağını düşünüyorum. Sonuçta ucunda kupa var. O maçı da, ya yani o maçı da tahminim aslında şey uzatmalara gider. Penaltı Hatta penaltılara yani. gider. Herhalde. Neyse yani Karas diyeceğim ama buradan var mı senin alabileceğin yani? Ben şu fark çıkarmadım. yarattığı bir şey yaptığı yok yani. Ben de Karas çıkarmadım Ben bu de maç. çıkarmadım bu hafta. yani yok. yok. Bu yani. hafta Gerçekten... oynanan bu kötü derbiden dolayı protesto ediyorum ve Karas yani. çıkarmıyorum. Ben de çıkartmadım Yok bende not yok yani. Ben sadece aa öyle mi? Evet bak bu konuda sana katılıyorum ya da katılmıyorum diyecektim yani Karas konusunda. Evet. Karas maçın sonunda Birbirleriyle sarmaş dolaş, tokalaşan, sarılan futbolcular. Öyle dedim. Öyle bağlıydım. eyyam tamam. yapayım ben de. Eyyami. Tamam. Eyyami Sefa. <laughs> Var mı ekleyeceğim başka bir Yok, şey? Yok. Bu şey hafta abi. bu kadar. Ee, bu programın önünde hemen çekirdek sayfa ekstra yayınlanmaya başlandı efendim biz bu programı çekerken. E, Hatay Spor Beşiktaş maçına dair analiz vardı. Yani niçin Beşiktaş konuşulmadı demeyin diye bir tipnot olarak ayrı ekliyorum. Yapıldı. Ayrı bir maç önü yapıldı. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın. Yılbaşına kadar Walla Plus abone ol, PlayStation 5 kazanma şansı yakala. İkinci el arabalara güvenmenizi sağlayan karvak sundu.